Ha, onu bilmiyorum abi. Zeki Veli'yi Togan'ı bu saydığınız kaynaklar arasında gösterir mi? Çok iyi bir yeri göstermez mi? Öf. Hayır, göstermem. Niye? Zeki Velidi Hoca, Zeki Velidi Togan, yani o soruyu soran debutan başlangıçtaki bir öğrenciye okutulacak biri değil. Çünkü Zeki Velidi Togan'ın bilim tarihinde, bütün şark tarihinde, yani garpları alamayız içine, bütün şark, İslam, Türk tarihindeki en önemli yeri tarihi coğrafya bilgisinin çok kuvvetli olmasıdır. Müthiş böyle teferruat halde yayar. O teferruatın içinde debütanın, yani müptedinin başlangıç halindekini acemi dediği de. Fakat sevdiği o tarihteki ve usul... takip edebileceği, hayır, tarihteki usul usul değildir. Yani tamam, o kıymetli bir şeydir ama tarihteki usulle de usul öğrenilmez. Ben oradan öğrenmedim sadece. Fakat ben o kitaptan çok şey öğrendim. Dersin çünkü evet. Çok şey biliyor. Evet. Çok çünkü şey biliyor. Zeki Veli Togan Türk müdür, Rus mudur? Hayır, Zeki Veli de Togan başkırttı. Başkırttı. Liseyi yani Rusyalı mıdır anlamında? Ha? Hayır, Rusyalı canım. Eğitim, bütün eğitim orada çünkü. Rusya ve Viyana'da. Şeyden kaçmış, sonra doktorasını Almanya'da İbni Fadlan'dır onun doktorası. Ve şahanedir yani. Yani coğrafya bilgisi o derecede ki işte o meraklı. Şimdi bu kaçıyor Rusya'dan, bu siyasete karıştı. Bak Kürdistan Cumhurbaşkanı oldu ya. Hayır, bu böyle felaket halde kaçıyor. Bunu böyle kesecekler bulsalar. İşte parayla marayla falan bir ağla birilerini bulmuş. Rehberler bunu boğazlayacak neredeyse. Dur şunu da bakayım. O zaman fotoğraf falan da yoktur. Dur şunu da okuyayım yolda. Dur şu köyge kiteyik. Fakat o sayede bak. Senin yüzünden yakalanacağız diyor adamın yani. O sayede. Fakat o sayede Meşhed'de şeyi buluyor. İbni Fadlan'ı buluyor. Bulur tabii o İbni. Meşhed'de Fatih bir düşün bir yere giriyor. Bir mecmua buluyor. Aa, bir bakıyor içinde kayıp zannedilen İbni Fadlan'ın seyahatnamesi. Tabii o oradan gider o köyde onu sorar. Bit burada İbni Fadlan geçmiş ne var? Bir şey derler ona, verirler oradan. O öyleydi. Yani evet. Enteresan bir tarihi coğrafya ummanı, bir mütebahhir, erudi biri. Ve o yüzden onu çok tuttular. Mesela o buradan gittiği zaman bak çıktı. Zeki Veli'di Togan evet. Çıktı. Sonra biliyorsunuz bu atıldığı zaman Reşit Galip Bey tarafından bunu destekleyen 3 tane asistan var. Hayatları kaydı. Kim onlar? Üçünün de ismini bir arada telaffuz etmiyorlar. Bu Türklere has bir şeylik, mürahilik bence. Bize çok ayıp taraflarımız var. Bunların biri Nihal Atsız, ikincisi Orhan Şahik, üçüncüsü Pertev Naili. Yani bu hoca buradan gitmez diye. Sonra hayat onları ayırmış yollarını. Evet. O ayrı fakat... Fakat bu hakikaten çok büyük bir adam. Bu evet, bu adam. Çok yani, alim bir adamdı. Müthiş çok bir adam. Meraklıydı. Yani ya bunun yaptırdığı doktorlar arasında Çince... Sen hiç bundan ders dinlemedin. Yok abi, ben mi? Tanımadım bile ya. Ben bir tek kızıyla telefonda konuştum. O da o kadar yani. İsen Hanım'la. Şeker bir kızdı. İsen şeker bir kızdı. Ama bunlar ailece çok kaliteli insanlar. Herhalde. Subutay da öyleydi. Bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Hiç tanımadım yani. Fakat, o ekonomist. Fakat ben sana şimdi ben Zeki Velidi Hoca'nın kitaplarından çok şey öğrendim. Zeki Velidi'yi tenkit etmek gerekirse bir yerde tenkit edebilirsin. Arada bir milliyetçiliğiyle bilim adamlarını karıştırıyor. Yani bu çok ciddi bir Türk milliyetçisi. Evet. Çok aşırı. Çok ciddi bir Türk milliyetçisi var. Onun yani, pek yani şeyin üzerinde durmadım ama bilgi şeyi müthiş bir adam. Bir kere bizim yazarlar coğrafya kullanmayız. Evet. Yani bu adamın haritaları var. Fatih koskoca bir Türkistan haritası, tarihi Türkistan haritası var ya. İşte biliyor, bir sürü yeri biliyor. Evet. Kayıp yerleri. Ve o diyorum mesela bu yerleri. Çince seyahatname üzerine doktora yaptırmış ya. Bir Çinliye. Çinli öğrencisi şey gelmiş. Çünkü o Wang'ın şeysi. Ha, evet, onun evet, bilmesi evet. Lazım da ondan. Ve çakar, Çinli palavraya giderse çakar evet. işi. Yani evet. Şeysi burnunun kokusu iyidir. Ya bu yani benim eski tarihçilerimiz arasında bu ve Köprülü diye düşünüyorum. Müthiş herifler bunlar yani. Hakikaten bu tabii çok daha batılı bir adam. Tahsili itibariyle falan. Hocam seni ama çok seviyorlarmış ama ya. Cehenneme gideceksin diye çok üzülüyorlarmış. Ya bana bak.
Eğer gidilecek bir yer varsa cehennem en enteresan yer. Ne alakası bütün, var? Bütün namussuzlar orada olacak. Herhalde çok enteresan olacak diye merak ediyorum. Daha eğlenceli olacak diyenler var biliyorsun değil mi? ne diyor bunu iyi Müslümanlar böyle mi diyorlar? Hiç belli olmaz bu konuda kesin bir karara nereye gidecekse. Sağ olsunlar. İkincisi de beraber üniversiteye davet etsek gelirler mi diyorlar. Hangisi o? Bütün üniversiteden geliyor. Yani hangisi mesela? 20 üniversiteden falan geldi. 20 üniversiteyi gezemez. Dediği doğru el hakkı. Uygun olan bir iki tanesi gidebilirsiniz. Bir spor salonu tutalım evet, evet, gelsin. Yani tarih uyarsa ikisini beraber, iki değerli hocamızı beraber... Spor salonlarını tutalım, şarkta, garpta, ortada gidelim. Yani üç konferans verebiliriz diyorlar. Evet. Ama kalabalık olsun. Manisa yahut İzmir'de değil batı mi? İçin. Ankara'da orta için. Ankara'da orta için. Efendim, Van'da da doğu için. No, Van çok, Van, çok uzak. Erzurum. Hayır bence Sivas. Onun için biraz bekleyelim bence. Peki Sivas abi Sivas'a gidelim. Tamam. Çok uygun değil. Gitmek için. Fenerbahçe bile gitmiyor baksanıza. Nereye? Diyarbakır'a. Haklı ama ne olacağı belli değil. Yok canım Fenerbahçe gitmiyor değil. Federasyon şey vermiş. Ne denir? Ceza vermiş.